merhabalar. Anadolu Dinleri ve İnançları Platformu için yaptığımız söyleşilerimizin bu bölümünde Urfa'dayız. Bu bölümde çok kıymetli bir konuğumuz var. Çok sevgili bir dostum, sanat tarihçi, restorasyon uzmanı ve turizmci İbrahim Halil Sarısu. Geldin İbrahim. Nasılsın? Hoş bulduk Nüket. İyiyim. Umarım sen de iyisindir. Buradan çok iyi görünüyorsun. Her zamanki gibi. Çok teşekkürler, sağ olasın. Çok özledim sizleri, Urfa'yı. İbrahim, seni tanıttım. Sanat tarihçi, restorasyon uzmanı ve turizmci. Bir otel işletmecisisin ama çok da iyi bir turizmcisin aynı zamanda. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Senden dinleyelim. Tabii bu övgülere layık olmaya çalışacağım. Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezunum. Urfa'da yaklaşık 7 yıldır çeşitli arkeolojik kazılar yürütüyorum. Çeşitli dememin nedeni şu. Öyle bir yerde, öyle bir bölgede bulunuyoruz ki bazen kazı yaptığınız alanın 80 santim altında Neolitik döneme bile rastlayabiliyorsunuz. Bazen de işte Roma, bazen de işte Büyük Kutsal Edessa Krallığı dönemine denk gelebiliyorsunuz. O yüzden bu bölgenin yani 7 yıldır Urfa'da bulunduğum 7 yıllık süreçte çok fazla arkeolojik ve sanat tarihi açısından değerli buluntulara şahitlik yaptım. Bunların bazılarının çıkarılmasında, bazen restorasyonunda veya konservasyonunda yer aldım. Onun dışında Urfa yapıları üzerinde, mimari yapılar üzerinde çeşitli restorasyon faaliyetleri çalışmalarında bulundum. Bunların çoğu sur içindeydi, Urfa sur içinde. Tabii sur içi dediğimizde insanlar ya Diyarbakır mı orası falan, hani öyle bir şey vardır. Urfa'nın da surları vardı. Çok az kalsa da günümüzde, birkaç şehir kapısı kalsa da aslında Urfa bir sur içi kentidir ve çok da önemli yapılara, önemli arkeolojik alanlara da ev sahipliği yapıyor. Sur içinde yaklaşık herhalde abartı olmasa 500 civarında yapının restorasyonunda veya o yapının bir şekilde raporlama kısmında ve işte teknik bazı yerlerde bulundu. 2 yıl önce de bir yapı alarak, eski işte unutulmuş bir yapıyı satın alarak orayı restore ettim ve turizme kazandırdık. Bu şekilde de bir turizme bir adım atmış oldum ve hadi bu böyle de olmaz, bir de turizm rehberliği diye bir çok güzel bir bölüm, senin de yine bu konuda uzman olduğun bir alan, hadi bir de böyle bir şey deneyeyim. Yani işte tamam, turizme bir şey kazandırdık ama peki bunun neresinde yer alıyorum, bunu da bir öğreneyim, en azından profesyonel düzeyde bir eğitimi almanın daha doğru olduğunu düşündüm ve 2 yıl önce de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde turizm rehberliği ana bilim dalında yüksek lisans yaptım. Kısa bir süre önce de bitirme tezimi verdim ve mezun oldum. Böyle yani hem işte sanat tarihi, hem restorasyon, hem turizm, böyle bir şekilde bir giriş yaptık. Urfa'da daha birçok şeyin beni beklediğinin farkındayım. Her şeyde bir hayır vardır deriz ya, işte aslında çok farklı bir şey varken hayatımda, işte yurt dışında bir kariyer
başlangıcı yapmışken bir şeylerin beni tekrar bölgeye çektiğini fark ettim ve işte 2 yıl önce tekrar Urfa'ya döndüm. Evet, İbrahim çok renkli bir hayatı var. İbrahim aslında Urfalı, benim de çok yakın dostum. Onun İngiltere'den dönmesine neden olanlardan biri olduğumu biliyorum ama çok da iyi oldu. Urfa'ya müthiş bir şey kazandırdı, müthiş bir otel kazandırdı, butik otel, onu konuşacağız daha sonra. İbrahim, senden aslında birazcık bir şeyler dinleyelim. Bu konuşmamızı dinleyen turist rehberlerinden tut, akademisyenlere, herkesin çok 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 faydalanacağını biliyorum. Urfa o kadar ilginç bir şehir ki, o kadar güzel katmanları var ki, o kadar zorlu bir tarihi var ki, özellikle inançlar açısından o katmanları şöyle birazcık açalım mı, bahsedelim mi? Bir de neden peygamberler şehri denmişe gelelim ondan sonra da. Yani biliyorsun şeyde, arkeolojide bizim için katman bilim, yani stratigrafi çok önemli bir metottur. Kazlarda hep konuşuruz. Ya gerçekten bu kadar mı bir uygarlık merkezi olabilir? Yani o kadar uygarlıkların gelip hepsini bir iz bıraktığını o kadar net görüyoruz ki bunun işte peygamberler şehri olması bu stratigrafinin bir kısmı. Yani ta jeolojik zamanlardan tutun yani ilk yerleşimler, yani neolitik dönemlerden tutun da işte klasik dönem, yani Asur, Roma, İslami dönem, o kadar çok katman var ki ve hepsinde çok bariz izler görüyoruz. Yani izler, tam bir okul. Yani hem merkezi hem de merkeze yakın yerlerde, yani tüm ilçelerini de ben söylüyorum. Özellikle Neolitik dönem yerleşmeleriyle son yıllarda popüler oldu, biliyorsunuz. Yani bunun işte en bilineni günümüzde Göbekli Tepe. Muhteşem bir yer. Zaten hani herkes biliyor. Şu anda dinleyen herkes herhalde Göbekli Tepe'yi bir şekilde nasıl yapıldı? Bu taş yapılar nasıl buraya getirildi diye sorular soruyordur. Biliyorsun herkes de bununla ilgili konuşuyor. Yani birçok Göbekli Tepe uzmanı görüyoruz. Tabii ben bir prehistoryacı değilim ama şunu söylemek gerekir. Göbekli Tepe'nin ve Göbekli Tepe döneminden kalma yerlerin sadece Urfa bölgesinde olması bir rastlantı değil. Yani bunun coğrafya ile topografya ile ilişkili olduğunu hepimiz az çok tahmin ediyoruz. Ama neden peki burası? Yani sadece coğrafya mıydı? Sadece topografya mıydı? Ya da klişe söylenen şey, ya burası bir geçiş güzergahı mıydı falan? Evet, bunların da bir etkisi var ama yavaş yavaş çevrelenmeye başladığını biliyoruz. Yani işte Karahan Tepe, Sefer Tepe gibi yerler, ondan sonra Harbet Suvan Tepe, bunun gibi yerler bir sürü Urfa bölgesinde. Merkeze çok yakın buralar bu arada. Yine su altında kalan ve Göbekli Tepe'nin hemen öncesinde kazıları başlayan ve kurtarma kazılarıyla maalesef çok azını keşfedebildiğimiz Nevalaçori bölgesi ve onun kuzeyindeki Diyarbakır bölgesinin Ergani'deki tarafı, Ergani tarafı diyelim. Yani buralarda bereketli hilalin bu kısmında, ortak kesimlerine yakın olan kısmında Urfa çok önemli bir yer. Yani Urfa daha yoğun Neolitik yerleşmelere sahip. Tabii bunun bir birikim olacak mıydı sonraki dönemlere? Muhakkak olacaktı. Bir kere buralarda tarımın başladığını, yani insan eliyle bir tarım olayının başladığını görüyoruz. Buğdayın evcilleştirildiğini, bazı hayvan türlerinin evcilleştirildiğini, onlarla birlikte yaşanmaya başlandığını görüyoruz. Bir mimari yapı yapma gereksinimi ortaya çıktığını biz her zaman tahmin ederdik ama bu kadar eski tahmin etmiyorduk. Bu tüm arkeoloji camiası için büyük bir sürpriz oldu. Göbeklitepe herhalde sorularımızın çok büyük kısmına cevap oldu bu konuda. Muhtemelen ileriki yıllarda da çok daha güzel cevaplar alacağız. Yine Karahan Tepe
Harbet Sunan'da yapılacak olan kazlarda bunları çok rahat görebiliyoruz. Benzeşen yerler ama muhtemelen birbirlerinden net şekilde ayrılacak olan farkları vardır. Öyle tahmin ediyorum. Biliyorsunuz biz arkeologlara, sanat tarihçilere hep şey bir müneccim gözüyle bakılır ama değiliz yani. Biz de tahmin ederiz ama kazmadan, hiçbir zaman bir elle tutulur bir şey olmadan, bir veri olmadan bunu net bir şekilde konuşamayız. Neolitik sonrası dönemlerde, yani madenler, maden kullanımının başladığı dönemlerde, örneğin Tunç Çağı'nda, Urfa'da da yine çok yerleşimlerin aynı yerlere birkaç katman üstte izlerini görebiliyoruz. Yani örneğin Solmatar antik kentini, aslında antik kent bile demek sadece bir kısmını ele almamız demek olur. Solmatar bölgesi, Şuayb antik kenti bölgesi ve hemen güneyinde Harran antik kentin olduğu yerlerde erken Tunç Çağı'ndan kalma o kadar çok yapılaşma var ki nizami olarak oturmuş dinlerin de burada başladığını, start verdiğini görebiliyoruz. Hatta dünyada bir şeye inanma ihtiyacı demek istemiyorum ama insanlar her zaman bir şeye inandı biliyorsunuz. Ama günümüze kadar devam eden inanç sistemlerinin temeline oturan Şamaş ve Sin inanç sistemlerinin burada başladığını görüyoruz. Yani düşünebiliyorsunuz yani Harran bölgesinde çok uzun yıllar önce yani yaklaşık 5000 yıl öncesinde topluluk Harran bölgesindeki topluluk bir yani bir çok insanlık için değerli olan güneşi kutsuyorlar. Şamaş'ı ya da Şems diyelim. O kadar akli bir inanç sistemi ki bir de işte aya inanıyorlar. Yani sine inanıyorlar. Aslında gezegenlerle inanılmaz bir etkileşim, gezegenlerle inanılmaz bir inceleme durumu görüyoruz. Yani insanlar o dönem gezegenlerin hepsini inceliyor. Gezegenlere, daha doğrusu güneş sistemindeki bu kadar gezegeni incelemek, bunları isimlendirmek fikri buralarda ortaya çıkıyor. Yani halen işte ismi gelen işte Şems dedim ya, biraz Farsça oluyor ama burada yine var. Yani işte hatta Şems burada Arap kadınlarında isim olarak kullanılır. Urfa sanat tarihinde de mimari yapılarda Şems'e motifi vardır. Ve o çoğu zaman hayat ağacına benzetilir. Aslında bir tesis inancının oturmuş şeyidir o. İşte baba, oğul ve kutsal ruh, doğum, yaşam ve ölüm üçgeninde bunlar çoğu zaman Şems'e motifiyle birlikte yapılıyor. Yani bu inançlar, inanç sistemleri o kadar çok içselleştirilmiş ki mimari yapıların plan oturumunda, ikonografisinde, yapının hikayeleştirilmesinde, yani statikten tutun, tüm estetik kaygılarını bu inanç sistemleri üzerinde oturttuklarını görüyoruz. Yani belki peygamberler kenti ve peygamberler bölgesi denmesinin nedeni burayla kıyaslanıyor. Öyle ki biz tam olarak kaç peygamberin geldiğini bilmiyoruz. Yani o kadar çok var. Yani şu Hazreti Eyüp'ten tutun, işte Hazreti Musa, Hazreti Yakup, işte Hazreti İbrahim. O kadar çok var ki ve şeyi bilirsin, Brahmalar var Hindistan'da.
Hazreti İbrahim'den geldiği düşünülür. Yani İbrahim'i dinler diye bilinir. Yine aynı isimdir yani. Bu buradan dünyaya bir ne derler, dinleri ihraç ettiklerini görebiliyoruz. Bir arkadaşım bu çok uzak doğuda, ismi neydi ya, Rohingya bölgesi dedikleri yerde, galiba Malezya'nın da güneydoğusunda bir yerde kalıyordu. Rohingya Müslümanları var ama aslında aynı yerde Rohingya Hristiyanları da var. Bunu da bir kere bilmek lazım. Yani bunlar Süryaniler oluyor. Ve Urfa'da bölgesinden gittiklerini biliyoruz. Rohingya Kürtçe'de de güneşin doğduğu yer anlamına geliyor. Ya da güneşin doğumu olan yer diye tabir edilebilir. Binlerce kilometre öteye burada güneş inanç sisteminin çocukları dünyanın tamamına yayılmış durumdalar. Burada şunu da söylemek gerekir. Bence burada bu dine inanan insanlar ya da bu dine geçiş yapmış insanlar, çünkü paganizmden aslında bu dine geçiliyor. Yani Asur inanç sisteminde net bir şekilde şey diyemeyiz. Yani işte kesinlikle pagandır diyemeyiz. Aslında pagan etkisi çok var ama tek tanrılı bir din aslında. Bunu çoğu zaman bize şey yapıldı. İşte şöyle öğretildi veya şöyle yazıldı. İşte Musevilik ortaya çıkınca, Hristiyanlık ortaya çıkınca veya Müslümanlık ortaya çıkınca tek dinler, tek tanrılı dinler ortaya çıkmıştır. Hayır, öyle değildir. Bir şeyi kutsamayla, onu baz almayla ve diğer aracı inanç sistemlerini yayınca aslında çok da çok tanrılı dinleri şey yapmış olmuyorsunuz, o inanç sistemini oturtmuş olmuyorsunuz. Yani burada kastetmek istediğim şey şu: dünyada cennet cehennem düşüncesinden tutun da bir tek tanrı, bir tek yaratıcı düşüncesini Asurlarda başladığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü hep atıflarda bunu, yani bulduğumuz yazıtlarda sürekli işte Şamaş'a, Sin'e göndermelerde bulunuyor. Yani ibadet ettikleri yerlerde kurban adadıklarını görüyoruz. Bu kurban adadıkları yerlerde hep bir Şamaş göndermesi var. Şamaş'ın kabul etmesi dileğiyle gibi dileklerde bulunuyor. Bu şu şey demek, yani aslında günümüzde yeryüzünde inançlı olan insanların, işte Musevilerden tutun işte Hristiyanlar, Müslümanlar, hepsinin bir temel taşı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir startı onlar verdi. Daha sonraki dinler de işte biraz biraz alarak, ibadet babında da söylüyorum, yani ibadet şeklinde de söylüyorum, ve inanç sisteminde, yani mantığında da aynı şeyleri devam ettirdiklerini çok rahat görüyoruz. Yani kazlarda, özellikle nekropol alanlarında hep şeyi görürüz. İşte gözyaşı şişesi. Çok sevdiğim bir arkeolojik buluntudur. Çünkü çok anlam biriktiren eserlerdir. Şimdi normal, işte nekropol içinde bulduğumuz bir ungüentarium orada kozmetik ürünü olarak kullanılıyor. Ama nekropol alanında gözyaşı şişesi olarak görüyoruz. Yani bir insan neden gözyaşını buna doldurur diye düşünürken, o kadar iyi bir inanç sisteminin parçası olduğunu görüyoruz ki, yani düşünün, mezarlarda ara ara ayinler yapılıyor. Yani o kişinin ölüm yıl dönümünde, doğum yıl dönümünde anılıyor. Mezarın başına gidip anılıyor. Ve burada
insanlar ağlarken gözyaşlarını o şişelere dolduruyorlar. Ve sonra da kapatıp işte biz çok ağladık, işte çok üzüldük deyip o şişeler mezar odasına ve mezarın herhangi bir yerine bırakılıyor. Onu onurlandırıyorlar. Yani onun unutulmadığını, esas yaşama gittiğini, yani bu dünyanın bir geçici bir yer olduğunu ama esas ebedi yaşamın öldükten sonra başladığını şey yapıyorlar. Ebediyet evi diyorlar. Mesela biz bu şeyleri kazı yaptığımız yerlerde mezarlık alanlarda tabula ansata yani kitabe dediğimiz yerleri okuduğumuzda önce işte yine ya şamaşa bir gönderme ya da işte erken Hristiyanlık döneminde olanlarda ise yine işte Tanrı'nın bu iyi dileklerini tabii çok da güzel böyle birbirlerini methediyorlar. İşte atalarını methediyorlar. Ondan sonra işte Tanrı'nın bu dileklerini kabul etmeleri için çok güzel methiyeler düzüyorlar. Ve hepsinden istisnasız yani Hristiyanlık öncesi ve Hristiyanlık erken Hristiyanlık dönemindeki olanların hepsinde şu var. Bu ebediyet evini inşa ettim. Ya da bu ebediyet evini, bu sonsuzluk evini kurdum diye şeyler var. Yazılar var. Ki benim şu ana kadar kazısını yaptığım yüzlerce kaya mezarında ve onlarca tabula ansata'da bilgilendirme levhasında şunu gördüm. Süryanice, yani Esrangelo Süryanice yazılar görüyoruz. Ara ara da aynı Esrangelo yazının aynı anlamını taşıyan Grekçe yazılarını görüyoruz. Yani bir yerde bir resmi dil varken ara ara o resmiyet değişiyor. Bazen sadece resmi dil Süryanice, bazen hem Süryanice hem Grekçe olabiliyor. Bu herhalde Urfa bölgesinin tampon bölge olmasıyla ilgili bir şey. Birazdan oraya da gelmek istiyorum. Neden tampon bölge? Halen böyle. Yani benim hep bir iddiam vardır. Aslında bunu tezlerimde de savunurum. Biraz da böyle ya neden bununla hep neden böyle düşünmemiş? Neden insanlar bununla ilgili bir araştırmaya katılmamış? Yani sözüm onu akademisyenler için söylüyorum bunu. Ben Urfa bölgesinin mimari yapılarının yani günümüze kadar ulaşmış özellikle yapılarının temelde Asur mimari yapısı olduğunu düşünüyorum. Yani bu işi kurumlaştıran hep şey deriz ya arkeoloji işte Roma'dır. İşte Roma abidevidir. Roma işte oturmuş düzendir. Roma statiktir. Roma bürokrasidir. Roma işte dinlerin kurumlaşmasıdır falan filan deriz ya. Aslında bunu Roma'dan önce başlatan ve gerçekten tarihin ilk ve tek büyük imparatorluğu olan Asur İmparatorluğu'dur. O kadar çok büyük bölgeye ve dünyanın en verimli bölgelerine hükmetmiş ki Asurlar tapınaklar, su yolları, şeyler, ne derler, tarımla ilgili sistemler o kadar çok kurumlaştırmışlar ki bunu görmemek için ya da bir arkeolog gözünde görmemek için herhalde şeydir yani bu Roma'dır deyip ya da işte ya bu tamam işte Asur döneminde kullanmış ama burayı yapan işte Güneylerdir ve işte Kuzeylerdir falan deniyor. Bunu biraz anlamlandıramıyorum. Çünkü şöyle bir şey ya Suriye dediğimiz yer işte yani Asurların ülkesi yani ismi bile oradan geliyor. Halen kullanıyoruz. Ve işte bunun erken Hristiyanlık döneminde de kendilerinin değil de bizim dediğimiz Süryaniler. Yani Süryaniler, Asurlar mı falan dediğinizde ama evet Asurların devamı onlar işte. İşte Hristiyan olmuş, işte pagan inanç sisteminin bir kısmını bırakıp İsa Mesih'e inanmış kişilerdir dediğimizde ya nasıl olur ama onlar çok daha önce bunlar evet ama yani bunlar 5000 yıl öncesinin bilebildiğimiz 5000 yıl öncesinin çocukları. İşte bu inanç sisteminin bu büyük devletin çocukları halen inceleme için yani araştırma için inanılmaz güzel bir alan. Yani sosyolojik şeylerini falan
O çok ayrı bir şey. Ama düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir yazı söyleyeyim. Yani işte Süryanice yazdı. Yaklaşık 2500 yıldır aynı şekilde okunabiliyor. Çok ufak değişiklikler geçirmiş. Ve bunların çoğunun inanç sistemiyle ilgili olan yapılarda, belgelerde okuyoruz. Yani tam inançlı bir halk diyelim. Çok inanan, pagan döneminde de çok inanan, Hristiyanlık döneminde de çok inanan bir halktan bahsediyoruz. Herhalde bir inancı bu kadar kendinde toparlamış, bu kadar özümsemiş ve bu kadar kurumlaştırmış başka bir halk ben bilmiyorum. Öyle bir şey görmedim açıkçası. Her yerde izlerini görüyoruz. Şimdi Urfa bölgesinde insanlara Süryanilerin kenti, ben Urfa'ya Süryani kenti diyorum. Raporlarımda da bunu hep yazarım. Yani bir yerin sanat tarihi raporunu düzenleyeceğim zaman sesçili yapılarda özellikle bunu restore ettiğimiz zaman bir sanat tarihi raporu düzenleriz. Yani bu yapı neydi? Geçmişi neydi falan dediğimizde ben o Asur ve erken Hristiyanlık döneminde ve hala işte günümüze yakınki dönemlerde kullanılan ikonografiyi, o bezemelerin hepsini inanılmaz bir şekilde inceliyorum ve bu bağlantıyı kurabiliyorum. Buradaki şey şu, buradaki dikkat etmek istediğim şey şu. Urfa'da kimse şu anda Süryani olduğunu, Süryanilerin olduğunu tahmin etmiyor ya da bilmiyor. Bunun tabii birçok değişken nedeni var. Hep Mardin deriz. İşte Mardin'de Süryaniler var. Evet, Mardin'de var, Şırnak'ta var, işte Cizre bölgesinde var, Diyarbakır'da var, Adıyaman'da var, Antep'te var, Hatay'a doğru gidin var. Suriye'nin yine işte kuzey orta bölgesine, Lübnan'da yine var. O kadar büyük bir coğrafya yayılmışlar ki ve bu yayıldıkları coğrafya dünyanın en verimli alanları. Yani tarih boyunca, yani tarihin en eski çağlarından günümüze kadarki bölgelerinde en yerleşik olan halk. Bu insanlar çoğu zaman kentli aslında. Yani çok Süryani köyü var işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde ama bunlar kentli aslında. Yani Süryanileri kentli ve köylü kısmını tabii ki ayırabiliyoruz. Ama sanatın başladığı, zanaatın başladığı, işte siyasetin başladığı, devlet kademelerinin içerisinde Süryani halk o kadar çok bir büyük geçmişe sahip ki işte o yer aldıkları kurumlar, yer aldıkları alanlar diyelim, günümüze bir sürü arkeolojik ve mimari eser bırakmıştır. Şimdi Urfa bölgesinin sur içinde 10. yüzyıl Vakanüvislerinin, İslam bir Vakanüvis çok da önemlidir. Yani yazdığı belgelerden çok şey öğreniyoruz. İbn Havkal Urfa bölgesinde, sur içinde özellikle bahsediyor. 300 kilise ve manastırın olduğunu söylüyor. Bakın, dünyada sur içinde, ya bir kentte, bir kentin bölgesinde, etrafında 300 kilise ve manastırın olabileceği sayısı, bu 300 sayısı inanılmaz bir sayıdır. Yani ne kadar büyük bir kentti ki bu kadar eğitim ve dini yapı olsun. Ve bunun yabancı bir Vakanüvis'in yazması da çok ayrı bir şey. Bilirsiniz yani insan Vakanüvisler genelde kendi yaşadıkları bölgede veya işte kendi yaşadıkları devletleri biraz abartabilirler. Ama bir başkasının yazdığını gördüğümüzde bazen abartı olmayabiliyor. Çünkü onu orayı gözlemlemiştir ve onun gördüğü şeyler onda bir etki, bir sayısal bir etki yaratmıştır. Yine Urfa'da Edessa Krallığı döneminde de
yazılan belgelerden biz bu sayının gerçekten 300 ve üstünde bir sayı olduğunu düşünüyoruz. Zannedersem bu kadar kilise ve manastırın olduğu bir başka kent yok. Bilmiyorum Nükhet, sen dünyanın çoğunluğunu gezdin. Öyle bir sayı var mıdır? O kadar çok yapı var mıdır? Yok, onu ben de söyleyecektim. Şimdi hakikaten 300 tane kesinlikle olduğuna da inanıyorum. Öyle bir şehir yok. Bu arada ben burada bir saptama yapmak istiyorum İbrahim. Çok güzel bir konuya değindin. Öncelikle Urfa Süryaniler için çok önemli bir yer. Ve tabii ki Asurlara değindin ya, ben hala şu kavganın verilmesini anlayamıyorum. Asur-Arami kavgası, ikisi de aynı şey aslında, çıktıkları yol aynı yer ve müthiş bir şey. Ve Urfa'da Süryaniler var, hala var. Bildiğimiz kadarıyla var. 70 aile olduğunu biliyoruz ama çıkmıyorlar su üstüne tabii. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Hakkari'ye kadar uzanan bir coğrafyaya Anadolu topraklarında gidiyorlar elbette. Evet. Ve dediğin gibi böyle bir şey yok. Ama orada şöyle bir şey söylemek istiyorum sana, şunu sormak istiyorum. Şimdi şehrin dokusu Süryanilik için, Süryaniler için, Hristiyanlık için, tabii ki Müslümanlık için de, bütün dinler için de, Musevilik için de, pagan dinleri için de çok önemli. Fakat şehrin dokusunda o kadar ilginç şekilde şu Asur dokusu, Süryani dokusu var ki, biraz önce bahsettiğin gibi o kral mezarlarında vesaire. Valla ders gibi oluyor yaptığın açıklamalar, çalışma, konuşmamız. Gerçekten çok faydalanacak herkes bunu dinleyince bence. Kale eteklerinde işte kral mezarları, çıkan kral mezarları, Kızılkoyun gibi yerlerde yaptığın araştırmalar, çalışmalar, kazılar, yaptığın yayınlar çok çok önemli. Oranın da biraz tarihinden bahsedelim mi? Oradan nasıl çalındı o mezar odalarındaki mozaikler vesaire, sonra nasıl geri geldi? Bunlardan da biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Şimdi 2014'te Urfa Kale Eti'nde arkeolojik kazılara başladığımızda kocaman, yani 100 dönümden fazla bir alandan bahsediyorum ve çok eğimli bir, engebeli bir araziden bahsediyorum. Yaklaşık 80 metre yükseklikte eğimli bir alan düşünün ve Urfa Kalesi'nin hemen yanındaki hendekten itibaren başlıyor Balıklı Göl'e kadar ki şehir merkezindeki ana yollara kadar devam eden, hatta o ana yolların altına doğru devam eden bir topografyadan bahsediyorum. Oralar daha önce bir gecekondu mahallesiydi. İşte 50'lerden itibaren yapılmaya başlanmış ve daha sonra o güzelim kaya mezarları, ki doğal bir toprak tabakasından sonra da insanlar bunun üzerine önce bağlar, sonra evler inşa etmeye başlamış. Yani bağ evleri diye başlamış ve 60'lardan itibaren bildiğiniz gecekondu bir mahalle oluşmaya başlamış ve 10 yıl öncesine kadar orası çok metruk yapıların olduğu, çok çirkin bir kentleşmenin olduğu bir yerken, oralar işte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. O betonarme yapıların hepsi oradan kaldırıldı ve biz hemen akabinde arkeolojik kazıya başladık. Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Müzesi işbirliğiyle bir arkeoloji okulunun kazısı diyebilirim. O kazıların yürütmesini, yani kazı koordinatörlüğünü, kazı sorumluluğunu üstlenmiştim ve yaklaşık 3 yıllık bir kazı sürecinden sonra yüzden fazla kaya mezar odası ortaya çıkardık ve bu kaya mezar odalarının hepsinde istisnasız Süryani halkın atalarından kaldığını görüyoruz. Öyle ki bazı mezar odaları milattan önce 3. yüzyılda yapılmış. Ve yine o dönem biraz bizim aklımızı biraz karıştıran, ya burada işte Partların ne işi vardı dediğimiz şeyler oldu. Çünkü Partlar milattan önce 4. yüzyılda
bir Anadolu'ya geliyorlar ve Urfa bölgesine de uğruyorlar. Urfa'da da ciddi bir kültürel etkileşim içinde oluyorlar. Yani biliyorsunuz bir kültür başka bir yere taşındığı zaman oraya sadece iz bırakmıyor, aynı izler de alıyor. Bizim o mezar odalarında bulduğumuz dünyanın en güzel mozaiklerinden diyebileceğimiz o taban mozaikleri, freskler, maalesef fresklerin çok az günümüze ulaştı ve o kadar çok bilgi verdi ki bize. Çünkü hepsinde yazı vardı. Ya ben hep şey derim işte, bu Asurların devamı olan işte Süryaniler çok iyi bir belge aktarıcı halk. Yani ne yapmışlarsa onu aktarıyorlar. Yazmışlar işte kim için yapmış, ne için yapmış, hangi tarihte yapmış, net bir şekilde veriyor. Sekünye veriyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu her arkeoloji sahada göremiyoruz. Biz ancak işte oradaki yapım tekniğinden ya da işte çeşitli laboratuvar analizlerinden anlayabiliyoruz. Ama burada hiç o şeye zorlamaya gitmeden işte yazmış. İşte ben Akesantos örneğin. İşte bu ebediyet evini inşa ettim. 55 diye de bir rakam düşmüş. İşte bırakmış. Aa, ya böyle bir şey olabilir mi? Hani kendisini tanıtıyor. Niçin yaptığını anlatıyor. Ve tarih düşüyor. Çok önemli bir şey. Bunlardan herhalde en ünlü olanı yurt dışına kaçırılmış ve Türkiye'ye getirilmiş Orfeus mozaiğini hepimiz biliriz. Ya da bildiğinizi varsayıyorum. Sen biliyorsun kesinlikle. Çok güzel anlatımların olduğunu görmüştüm. Nükhet. Düşünebiliyor musun? Orada da yine yazmış. Yani işte kimin mezarı olduğunu, kim için yapıldı ve usta ismini de belirtiyor orada. Mozaik ustası ya da sanatçısı diyelim. Hem kendi ismini düşüyor hem de notunu oraya, tarih notunu oraya bırakıyor. Yani bir şey tablo olur ya böyle dünyanın en ünlü tablolarında şeyler olur. Sanatçının imzası olur. Adam işte 1800 küsürlü öncesinin eserinde bir imza bırakmış. Ve işte kim için yaptığını da söylüyor. Yani o muhtemelen sipariş edilen taban mozaiği nin sahibine bir şeyde de bulunuyor. Bir atıfta da bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. İşte tarihin en eski ozanı Orfeus'un hikayesini bile biliyorlar. Biz hep Trakya bölgesi diyebiliriz ya. Bunlar demek ki Trakya'ya kadar da gitmişlerdi. Yani Trakya'daki halkları, Grek halkını, Dorları, bunları da biliyorlardı bu insanlar. Bir şey yani bir, Mezopotamya'da çok büyük iki akarsuyumuz var işte Dicle ve Fırat. Bunlar da yine işte Asurlar bu ismi veriyor. Ama Trakya bölgesine de gidip gelmişler. Bunu da anlıyoruz. Yani işte Orfeus işte batıda olan bir mitolojik kahraman Urfa bölgesine de biliniyor. Hem de ilk başlardan itibaren. Bu çok önemli bir şey ya. Bu hani günümüzde o işte kitle iletişim araçları böyle saniyelik bir aktarım kurabilirken onlar o yıllarda binlerce kilometre ötedeki coğrafyalara gidip sanatlarını, inanç sistemlerini inceleyebilecek bilinçte, inceleyebilecek güçte insanlar olduğunu görüyoruz. Kale eteğinde şöyle devam etmek istiyorum. Kale eteğinde bizim bulduğumuz Estrangelo yazıtlı taban mozaiklerinde yine sadece buraya özgü olan portre mezar odalarının içerisine defnedilmiş kişilerin portreleri ölmeden önce yapılıyor ve öldükten sonra da onlar işte sırasıyla oraya geçirilip defnediliyor. Bu çok inanılmaz bir kayıt anlayışı ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar sağlam bir ya da kurumlaştırdığınız bir inanç sisteminiz var ki işte tamam bu dünya gelip geçici ebedi yaşamının başlayacağı yer için bir hazırlık yapayım diyorsunuz ve bunu genç yaştan itibaren, orta yaştan itibaren başlıyorsunuz. O ana kayadan bir yer satın alıyorsunuz ki buralar böyle bildiğiniz imarlı yani. Hani biz Roma'ya işte kurum deriz ya, belediye işte valilik falan deriz ya ya da senato deriz ya. Süryanilerde şu var. Yerleri şey yapabiliyorlar. İşte bölgeleri işte neresi nekropol olacak, neresi kentleşme olacak, nerede işte o şeyler
parselli yapılacak. Bunların hepsini biliyorlar. Sistematiğe oturtuyorlar ve işte ölmeden önce gidiyorlar o ana kayadan bir yer satın alıyorlar. Oyucular dediğimiz o taş mesleğinin yani günümüze kadar halen devam eden o muhteşem sanat işçiliğinin ustalarına işte istedikleri şekilde, istedikleri ölçülerde ve istedikleri mimari özellikteki yerleri ısmarlıyorlar. Ve daha sonra fresk demişlerse fresk yapıyorlar duvarlara. Mozaik istemişlerse taban mozaikleri yapıyorlar. Böyle bir şey. Yani ve bunlardan işte hep ebediyet evi, hep işte sonsuzluk evi diye bahsediyorlar. Çünkü öldükten sonra ebediyet evlerinin güzel olmasını isteyen insanlar bunlar. Ve bizim Eyüpiye mozaikleri diye literatüre aldığımız bu mozaikler çoğunlukla Esangelo yazıyla yazılmış ve Opus Tessalum mozaik örme tekniğinde yapılmış çoğu. Ama o kadar inanılmaz bir renklendirme, inanılmaz bir derinlik algısı var ki bu mozaiklerde. O mozaik yapı taşlarını, tesera dediğimiz yapı taşlarının her birini Fırat Havzası'nda topluyorlar ki çok sert yapılı taşlar bunlar. Kendi doğal renginden bu taşları topluyorlar, küp küp kesiyorlar. Bazen cam kullandıklarını biliyoruz. Çok az örneğini elimize ulaştı. O kadar çok ufak teseralar elde ediyorlar ki bazen yakından değil de ufak yani bir milimlik taşlardan bahsediyorum. O kadar küçük. Detay olarak ya da gölgelendirme olarak kullandıkları o teseraları o kadar iyi kullanıyorlar ki yakından değil. Yani bir şeyi normalde tam ince ayrıntısına kadar öğrenmek için yakından bakmanız lazım ama burada öyle bir teknik yapmışlar ki mozaik resminden uzaklaşıp ancak o ayrıntıyı fark edebiliyorsunuz. Bakın bu çok inanılmaz bir fizik oyunudur. Bunu çok görebiliyoruz. Yani yakından hiçbir şeyse ifade etmiyor ama uzaklaşınca büyük resmi ayrıntılarıyla daha net görebiliyorsun. İşte bu Urfa bölgesinde, sur içinde ya da sura yakın yerlerde bu mozaikleri görebiliyoruz. Fresk örneğin. Şöyle fresk harcından yaptığımız analizlerde Yanardağ civarındaki işte volkanik toprağı ve işte tüf kalıntılarını aldıklarını, bunu işte kireçle, taş tozuyla ve çeşitli toprak harçlarıyla kardıklarını ve işte önce bir kaba sıva, daha sonra bir fresko dediğimiz o ince sıvayı ve daha sonra bunlar için özel olarak yapılacak resimlerin yapımında kullanılan kök boyalar yaptıklarını biliyoruz. Bu da çok ilginç bir şey. Yani örneğin Urfa'da Yanardağ bölgesi sadece Karacadağ, yani Diyarbakır-Urfa bölgesi arasındaki Karacadağ volkanik arazisi var. Yani bunlar iyi bir araştırma kitlesi ki maden bilimciliğine kadar gidiyorlar. Yani hangi toprağın, hangi elementin freske iyi olduğu ya da o oyacakları ana kayanın hangisinde ciddi bir çözülmenin, bozulmanın olacağını da çok iyi biliyorlar. Yani mesela kaya mezarlarında statiye çok dikkat ettiklerini görüyoruz. Yani her ana kayayı oymadıklarını görüyoruz. Yani demek ki bazıları oluyordu oymaya, bazıları da uygun değildi. Yani kireç taşıdır biliyorsunuz Urfa'daki ana tabaka. Kalsiyum kalker taşı aslında teknik ismi. Burada da nahit derler. Aslında nahitten kesilen o küp taşlar taşlara denir ama nahittir. Yani aslında o ana kayanın oluşumu nahittir. Yani bölge halkı ona nahit derler. Kürtçedeki başka bir anlamı da şeydir yani sağlam olan anlamına gelir. Kaya gibi deriz ya işte o kaya gibi deyimi Urfa'da nahit anlamına gelir. Yani bu insanlar bu mezar odalarını yaptıklarında buna dikkat ediyorlardı. Yani o elementlerin işte o toprağın volkanik
tabakanın hepsini bir şekilde incelemişler ve freste veya işte mozaikte kullandıklarını biliyoruz. Yine başka bir şey, mozaikler biliyorsunuz teknik olarak sıkıştırma ile yapıyorlar. Altta bir harç olur ve birbirleriyle aralarında hiç ders olmayacak şekilde bir dayamayla, yani tesera dediğimiz şeylerin, yapıların, yapı taşlarının birbirlerine sıfır şekilde kesilerek elde ediliyor. Altında çok sağlam bir taş olması, harç olması lazım ki sabitlenebilsin. Bu inanılmaz bir işçilik. Yani o harcı o kıvama getirmek ve bakın yani yüzlerce yıldır, yani yaklaşık 2000 yıldır hiç bozulmayan harçları görüyoruz. O mozaik tabakaların altında hiç bozulmayan, hala aynı günkü sağlamlığını koruyan tabakalardan bahsediyorum.